İyi günler. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki, piyasalardaki gelişmeleri, yaşananları sizlerle paylaşacağız. Önce her zaman olduğu gibi ekonomide öne çıkan başlıklarla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'i %9 büyüme ile kapatma hedefindeyiz dedi. Bölgesel finans konferansında yatırımcılara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan bugün için en kritik açıklama, en kritik veri piyasaların beklediği tüm gözlerin olduğu yer Merkez Bankası'ydı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi. %18'den %16'ya düşürdü. Bir önceki toplantıda da 1 puanlık bir indirim yapmıştı. Detaylarını aktaracağız. Merkez Bankası'nın faiz kararının. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da 9 aylık bilanço dönemi açıklanmaya başladı. Bankaların ikinci çeyreğe göre net karlarında %100'ün üzerinde büyüme var. Geçen yıla göre de yine kar büyümesi gözüküyor. Şirketlerden geliyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün halka arzlardaki artışa dikkat çekti ve halka arz edilen şirket sayısı 40'a ulaştı dedi. Şimdi piyasalara bakalım, sonra Merkez Bankası'nın kararına bakacağız. Evet, Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Borsa İstanbul, BIST 100 endeksine bakacağız. Borsa İstanbul %0,72 artıda, Merkez Bankası'nın faiz kararının geldiği 14'te bir satış geldi ilk etapta. Sonra gördüğünüz gibi 1443, %1'e yakın bir yükseliş var. BIST Banka ve BIST Sanayi'ye bakacağız. BIST Banka %1'lik kayıp var en fazla bankacılık hisselerinde. Karar sonrası kaybın olduğunu görüyoruz. Biz sanayiye baktığımızda ise orada %1,5'luk yükseliş var sanayi endekste. Devam edelim. Biz yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar. Halk GEO, Ford Otosan, Ziraat GEO, Aksa ve İş Menkul olarak sıralanıyor. Biz yüzde en çok artanlar. Biz yüzde en çok azalanlar. Odaş, Vestel Beyaz Eşya, Kartonsan, Biotrend ve Mavi Giyim olarak sıralandığını görüyoruz. Dolar TL, Euro TL. Dolar TL 9.42'de %2'nin üzerinde artış var. Euro TL'ye baktığımızda Euro TL'de de 10.98 seviyesini görüyoruz. Devam edelim. Euro dolar paritesi ve dolar endeksi. Euro dolar karşısında 1.16'da işlem görmekte. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi 93.58. Ve Avrupa borsaları. Avrupa borsalarında kayıplar var. Gördüğünüz gibi Londra, Paris, Madrid'de Londra'da %0,39, Paris'te %0,29, Madrid'de %0,68'lik düşüş var. Asya borsalarından nasıl geldik? Düşüşler vardı. Sadece Çin'de hafif bir artı göze çarptı.
ABD vadililer gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli piyasalarda, borsalarda Dow Jones %0,18 eksi. Nasdaq yine o derecede, S&P'de de %0,14'lük düşüş var. Ve ons altın. Ons altında ABD 10 yıllığa bakacağız, düzeltiyorum. 1,66 ABD 10 yıllık. Diğer taraftan ons altına baktığımızda ons altında 1781 doları görüyoruz. 1800 dolar yine test ediliyor. Gram altına bakalım. Gram altında da 540 liradan işlemler geçiyor. Gümüş ise 24 dolar seviyesinde ve Brent petrol 85 dolardan işlem görmekte. ABD ham petrolüne bakalım bir de. ABD ham petrolü de 83 dolar seviyesinde. Evet, Merkez Bankası faizi düşürdü. 2 puan düşürdü. %18'den %16'ya çekti. Peki diğer ülkelerle nasıl bir fark var? Bakın, gelişmiş ülkelerde enflasyon yükseliyor. Tüm dünyada enflasyon yükseliyor. Enerji fiyatları, gıda fiyatları, ham madde, lojistik tüm dünyada son 10 yılların en yüksek enflasyonu gözüküyor. Amerika'da enflasyon, manşet enflasyon 5.30, faiz, politika faizi 0.25. Kanada'da %4,10 tüketici fiyatı, üretici ise 14,30. İngiltere'de yine enflasyon 3.20, politika faizi 0,10. Euro bölgesinde enflasyon 3,40. Bu 13 yılın en yüksek seviyesi ama üfeye baktığınızda %13'ler düzeyinde. Burada da hani böyle 40'lı yılların en yüksek seviyesi, faiz 0. Peki Türkiye'nin de aralığında olduğu ve bugünkü faiz kararı sonrası gelişen ülkelerde enflasyon ve faiz. Arjantin'de manşet enflasyon 51,40, üfe 65,80, politika faizi 38. Türkiye'de manşet enflasyon 19,58, politika faizi 16'ya düşürüldü. Brezilya'da manşet enflasyon 10,25, politika faizi 6,25. Güney Afrika'da enflasyon 4,90, politika faizi 3,50 seviyesinde. Bu da diğer ülkelerle kıyaslaması. Şimdi konuşacağız Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklamaları ve faiz indirimi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Aybar konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Serdar Bey. Teşekkürler. Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Beklentiler faizde indirimdi. Ama işte 1 puan beklentisi daha ağırlıklıydı. 2 puanlık bir indirim geldi. Nasıl yorumladınız? Öncelikle onu sorayım. Evet, dediğiniz gibi beklenenden daha fazla bir faiz indirimi yaptı Merkez Bankası. Yani bu ve birçok yorumcunun olumsuz bir takım değerlendirmelerini de getirdi. Onları da izliyoruz. Özellikle Merkez Bankası durum değerlendirmesini bu gelişmekte olan ülkeler üzerinden yaptığı vurgusunu görüyoruz bu seferki kararda. Ve bir yandan da bir alan daralmasından bahsediyor ve sıkı para politikasının beklenenden daha fazla ticareti ve üretimi engellediğini vurguluyor. Onun üzerine bu Merkez Bankası'nın zaten beklenen faiz indirimi birazcık daha yüksek geldi. O alan daralması vurgusu sanki bir önden yüklemeli bir indirime gidecekmiş izlenimi veriyordu. Ve bundan sonra sene sonuna kadar belki Merkez Bankası'nın alacağı, para politikaları kurulunun alacağı kararlarda faiz indirimi beklentilerini de bir yana itmiş gibi oldu. En azından daha yumuşattı. Yani tabii Merkez Bankası bu değerlendirmeleri kendi değerlendirmeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği bir 200 bas puan indirimden bahsediyoruz. Bunun bir şekilde hem iç piyasaya hem de dışarıya
anlatılması gerekiyor. O ayrışmanın ne olduğunun Evet. iyi anlatılması gerekiyor. Ve Merkez Bankası, bakın, her şeyden önce, evet, devletin bankasıdır, bankaların bankasıdır. Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları herkese etkiler. Oradan belli bir sinyal gönderidir, bir enformasyon gönderidir. Merkez Bankası bu anlamda bir yandan da bir enformasyon bankasıdır. Ve Merkez Bankası'nın elinde hiçbirimizde olmadığı kadar bir data zenginliği bulunmaktadır. Bir de analiz yapabilme yeteneği son derece gelişkin uzmanların buluştuğu bir yerdir Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası bu faiz indirimini, özellikle bunun arkasından o yapılan bir takım olumsuz yorumları karşılayacak biçimde cevaplayacak açıklamaları da yapmak durumunda bir enformasyon bankası olarak. Tabii burada ön plana çıkan soru şu: Merkez Bankası bu aldığı kararla enflasyonla mücadelede acaba elini kısıtladı mı? Kendisine sınırlıyor mu? Enflasyonla mücadeleyi nasıl sürdürecek? Bu konunun mutlaka bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Hocam bu Ve metinde baktığımızda ve daha önceki hem Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları, sosyal açıklamaları hem de daha önceki yazılı açıklamalarında cari fazla vurgusu çok ön plandaydı. Yani cari dengeyi sağlama. Enflasyonu düşürmede acaba böyle bir yola mı gidilecek? Yani cari fazla verilerek, cari denge sağlanarak, dolayısıyla döviz ihtiyacı azaltılarak mı enflasyonun düşürülmesi amaçlanıyor? Bu söylediğiniz çok doğru. Türkiye'deki bu enflasyonist baskı özellikle kur geçişkenliği üzerinden gerçekleşiyor ve o kur geçişkenliğinin oluşması da bizim ithalatımızın ihracattan daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Yani kronik bir cari açık veren bir ekonomi Türkiye ekonomisi. En azından öyleydi. Ve bu son zamanlardaki gelişmeler, işte Türk üretiminin birazcık daha rekabetçi olması, ihracat kalemlerinin biraz daha yüksek katma değerli kalemleri içermesi, o açığın kapanmasını getirdi. Ve özellikle bu cari fazla vermek, evet, döviz bağımlılığını da azaltan bir duruma getirdi Türk ekonomisini. Söylediğiniz doğru, ama bunun, yani sizin de söylediğiniz bu analizin temellerinde Merkez Bankası ve cari fazlanın sürdürülebilirliğini neye dayandırdığını da, Merkez Bankası'nın bu faiz indiriminin eğer böyle bir noktadan hareket ederek geliyorsa, o faiz indiriminin bu cari fazlayla bağlantılı olarak döviz kurundaki oynaklıkların kontrol altına alınmasına nasıl oraya götüreceğini bir şekilde açıklaması da gerekiyor. Yani şimdi şu ana kadar herkes beklemedeydi. Herkes işte bir takım tahminler yapıyordu. Merkez Bankası elbette söylediğim gibi elinde son derece zengin bir veri tabanı var. Dünyanın her tarafını izleyen uzmanları var. Dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan ve ana iktisadi merkezlerde durumu takip eden uzmanları mevcut. Şimdi bütün bunların buluşturduğu ve bu değerlendirmeler sonucunda almış olduğu bir karar var. Bu kararı bir şekilde, başta enflasyonu nasıl idare edeceği, cari açıktaki o kronik açığın tedavi edilmiş olmasını ve cari fazlayı nasıl sürdürülebilir hale geleceğini bir şekilde piyasalara açıklaması gerekiyor. Çünkü Hocam piyasaların burada araya girmek istiyorum. Şimdi biraz evvel arkadaşlarımız bir grafik verdi. Merkez Bankası'nın sunumlarından, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumlarında yer alan bir grafik. Eğer görebiliyorsanız size de anlatayım. Bir tarafta bireysel kredilerin yıllık büyümesi, diğer tarafta da ticari kredilerin yıllık büyümesi. Şimdi burada bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde ve ciddi anlamda firmaların, yani burada diyor ki kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamalarının belirgin altında diyor. Yani bireysel kredi ortalamaya yakın veya ortalama civarında, ama diğer taraftan
Hatta ortalama, tam ortalamalarda bireysel kredi büyümesi, ama firma kredi büyümesi ortalamanın oldukça altında. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Birincisi, şu anda dünyada en büyük risk ve işte az önce aktardım, tüm dünyada ciddi anlamda bir enflasyon baskısı var. İşte Euro bölgesinde 13 yılın. Ama baktığınızda üretici fiyatlarda 40'lı yılların en yüksek bir artış söz konusu. Bir tarafta ciddi bir enflasyon baskısı ve enflasyon tehdidi var, riski var. Ve sizin bununla mücadele etmeniz veya buna müdahale etmeniz biraz zor. Özellikle işte sadece veya para politikasıyla müdahale etmeniz zor. Bu bir tarafta duruyor. İkinci tehdit ise küresel anlamda en çok korkulan bir ekonomik durgunluk. Yani işte siz daha iyi biliyorsunuz, stagflasyon korkusu. Dolayısıyla Merkez Bankası, tamam, bir taraftan enflasyon baskısı var ama diğer taraftan da ticari krediler ortalamanın oldukça altında. Dolayısıyla bu rahatsız etmiş olabilir mi? Yani büyük bir olasılıkla böyle bir açıklama bu alınan 200 bas puanlık indirimin nedenleri arasında bulunabilir elbette. Mutlaka Merkez Bankası bu kredi büyümelerini ve firmaların kredilendirilmesi konusundaki sıkıntılara dikkat çekiyor. Şimdi burada iç içe geçmiş birkaç tane konu söz konusu. Bunlardan bir tanesi içinde yaşadığımız dönemde karşılaşmış olduğumuz bu musibet ve onun getirdiği hem arz cephesinde hem talep cephesindeki sıkıntı. O musibet de COVID-19, bu pandemi ve pandemiye karşı mücadelenin ulaştığı düzey, aşılama düzeyi ve buradaki mutasyona uğramış olan virüsün iktisadi değişkenleri olumsuz etkilemeye devam ettiği durumu. Tabii bu sadece bizi etkilemiyor, bütün dünya bundan etkileniyor. O daralmadan bütün dünya etkileniyor ve bununla bir şekilde baş etmek gerekiyor. Ama bu baş etmenin yollarından bir tanesi para politikalarıyla oluyor, ama hepsi para politikaları değil. Ve burada o iç içe geçmiş olan süreçlerin bir kısmının parayla ve parasal düzenlemelerle ilgili olduğunu görüyoruz. Diğer bir kısmının ise bir yandan istihdam yaratmak, üretim, iktisadi büyümeyi gerçekleştirmek, bununla ilgili bir takım düzenlemelerin uygulamaya konmasını bekliyoruz. Şimdi Türkiye'de şu sanayi üretimine baktığımızda son zamanlarda ciddi atılımlar yapılmış durumda. Sanayi üretim %30 civarında bir büyümeyi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin küresel ticaret içerisindeki payı giderek artıyor. Bütün bu olumlu gelişmeler içerisinde bizim bu sizin vurgusunu yaptığınız firma kredileri büyümesi ve bireysel kredi büyümelerindeki bu uyumsuzluk, karşılıklı uyumsuzluk bir şekilde idare edilmek durumunda. Tabii aslında firmaların kredisinin büyümesi ve bireysel kredi büyüme, bunlar arz ve talep cephesinde birbirini tamamlayan, etkiye sahip olan durumlar. Ve bu kur etkisinden arındırılmış dediğiniz o firma kredisi büyümesinin ortalamanın altında olması büyük bir olasılıkla Merkez Bankası'nın bu kararını da tetikledi ve önden yüklemeli bir alan sınırı vurgusu yaparak böyle bir kararı almasını teşvik etti. Evet. Şimdi yani bu şekilde açıklanıyor, ama biz bunları sadece acaba öyle miydi yoksa böyle miydi? Tabii Anladım. Merkez Bankası bunları açıklıyor, ama bize şimdi işte burada bu kararın neden 200 puan olduğu, neden beklendiği gibi işte 50 bas puan, 150 bas puan arasında olmadığını, bir şekilde onun komünikasyonunu, iletişimini yapmasını Evet. bekliyoruz. Yani benim gibi yorumcular herhalde şu anda en fazla gözünü diktikleri yer Merkez Bankası Başkanı'ndan gelecek açıklamalar. Peki hocam, çok teşekkürler. Profesör Doktor Sedat Aybar, İstanbul Aydın Ben Üniversitesi öğretim teşekkür üyesi. ederim. Teşekkür ederiz. Peki, devam edelim. Şimdi bir röportaj getireceğiz ekranlarınıza. Ayakkabı sektörü 2021 Haziran ayında pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından atağa geçti. Apara muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını yanıtladı. Derimot Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim. Derimot Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim'le birlikteyiz. Şirketin stratejisini ve yeni dönem hedeflerini konuşacağız. Ama öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Pandemi dönemi ve normalleşme dönemini nasıl geçirdiniz? Öncelikle bununla başlayalım efendim.
Tabii biz pandemi dönemini derimot olarak az hasarla atlattığımızı düşünüyoruz. Yani 2020 yılında yaklaşık %15 gibi bir ciro kaybımız olmuştu. Sektördeki bu rakam biraz daha yüksek. 2021 yılına tabii kısıtlamaların etkisiyle başladık. Ama Haziran ayıyla beraber Türkiye'de ciddi bir normalleşme dönemine girdik. Beklenen, ertelenen alışverişler vardı. Düğün sezonu başladı. Tabii turizm sezonunda güçlü gelmesiyle beraber ciddi bir iş talep oluştu ve biz açıkçası Haziran ve Ekim ayına kadar geçen senenin yaklaşık iki katı ciro büyümeleri gerçekleştirdik. Haziran ayında yaptığımız röportajda hatta sizinle yapmıştık. 650 milyon TL ciro öngörüsünde bulunmuştum. Ama biz o öngörüyü yani hedefimizi revize ettik ve yılı 700 milyon TL ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Açıkçası hani 2021'in ilk yarısı çok iyi başlamasa da ikinci yarısının gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim sektör adına ve derimot adına. Yeni dönemde büyüme stratejiniz ne olacak efendim? 2022 yılında hem ciro hem de diğer anlamda hedefleriniz nelerdir? Tabii açıkçası bizim beklentimiz pandeminin daha da azalacağı ve bu aşılarla beraber 2022'nin tamamen bir normalleşme dönemi olacağını öngörüyoruz. Biz derimot olarak 2022'de 1 milyar TL ciro hedefi koyduk kendimize. Bütçemizi bu şekilde yapıyoruz ve bu hedefe de işlerimizin böyle devam edeceğini varsayarak ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim yatırım hedeflerimiz hem mağazacılık tarafına yatırımımız var, hem e-ticaret operasyonumuza, hem de bütün hizmetlerimize yatırımımız var. Biz bu yatırımlarla da bu büyümeleri yapabileceğimize inanıyoruz. Yani 2022 sektör ve markamız adına olumlu beklentileri olan bir yıl. Bu sene ne kadarlık bir satış hedefiniz var? 2022'den beklentileriniz neler satış anlamında? Biz 2021'de 700 milyon TL ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2022'de de 1 milyar TL ciroya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun ne kadar online'dan gelecek? Online pandemide tabii çok yükseldi. Önce 25'lere kadar çıktı. Ama 2021'de yaklaşık %20'ler seviyesinde kapanacak. Ben 2022'de de her sene 1-2 puan online'ın payının artacağını, 2023'teki hedefimiz de bu payın %25'lere gelmesi. İhracat hedeflerinizi de almak isterim sizden. Tabii ki de bizim yaptığımız ihracat markalı ihracat ve kendi yurt dışındaki mağazalarımızı yaptığımız ihracat. Şu an yurt dışında 15 tane mağazamız var ve toplam ihracatımız da satışımız içindeki payı %5'ler seviyesinde. Bizim hedefimiz en kısa sürede bu mağazaları 25 adete çıkarmak ve ciro içindeki payını da ihracatın %10 seviyesine getirmek. Toplam ciro içerisinde ayakkabının payı ne kadar efendim? Yeni hedef var mı? Payı yükseltme hedefi. Tabii derimot olarak biz 47 yıl önce deri giysi ve ihracatı için kurulmuş bir markayız. Ama bugün satışlarımızın %65'i ayakkabı grubundan geliyor. Yani biz artık Türkiye'de AB segmentinde lider ayakkabı perakendisiyiz. Zaten büyümemizin de ağırlığı yine ayakkabı grubundan geliyor. Biz yılda yaklaşık 2 milyon adet ayakkabı satıyoruz. Hedefimiz de 2023 yılında bu adeti 2,5 milyon seviyesine çıkarmak. Tabii sektörel bazda baktığımız zaman üretimin %90'ı Türkiye'de yapılıyor efendim. Yabancı firmaların Türkiye'yi üretim üssü olarak seçmesini neye bağlıyorsunuz? Türkiye hem tekstilde hem ayakkabıda ciddi bir üretim altyapısına sahip. Hem yetişmiş insan kaynağı olarak hem ham madde erişim olarak hem de teknoloji olarak Türkiye gayet üretim konusunda başarılı bir ülke. Bizim de zaten satın almalarımızın %90'ı Türkiye'de ve Türkiye'deki tedarikçilerimize de her sene bu oranı arttırmak için gayret ediyoruz. İnşallah hani pandemi de zaten uzak bölgelerden daha yakın bir satın alma eğiliminde var yabancı markaların. Ben Türkiye'nin de hazır giyim ve ayakkabıda ihracat potansiyelinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olunuz. Derimot Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim ile birlikteydik. Şirketin stratejilerini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk. Röportajlarımız devam edecek. Peki devam edelim. Şimdi üretim diyoruz, ihracat diyoruz. Üretirken tabii artık üretirken şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani kaliteli olacak, işte pazar bulmanız lazım, iyi bir stratejiniz olmasın ama küresel iklim krizi nedeniyle sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir üretim artık ön plana çıkıyor. Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder konuğumuz olacak. Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Serdar Bey, merhabalar. Merhaba. Şimdi iklimlendirme sektörü açısından da bu dönem tabii ayrı bir öneme sahip, değere sahip. Diyoruz ki artık tüm dünyada küresel iklim krizi var. Sürdürülebilir bir üretim yapılması gerekiyor. Siz de Daikin Türkiye olarak sürdürülebilirlik raporu yayınladınız. Bu raporla ve bununla birlikte ne hedefliyorsunuz, ne yapacaksınız, hangi çalışmaları yapacaksınız? Teşekkür ediyorum Serdar Bey. Şimdi tabii biraz bu özellikle sanayi devriminden sonra insanlık komple bir yeni bir çağa girdi gibi antroposen diye adlandırıyorlar. Bu ne demek? Yani bütün her şeyin hakimi benim, her şey benim için sürekli böyle bir tüketim ve vurdum duymaz bir üretimle bugünlere geldik. Artık yani inanılmaz bir karbon salınımımız var gezegende. 50 milyar tonun üzerinde eğer bunu sıfırlamazsak yani önümüzdeki 80 yıl içinde artık yaşanılabilir bir dünya kalmayacak. Yani çocuklarımızın çocukları belki çok vahim bir ortamda yaşayacak. Şu anki hava sıcaklığının 1 derece artması bile birçok sel felaketleri, orman yangınları, işte bitkilerin, hayvanların yok olması, yüzeysel suların yok olması gibi birçok felaketle bize bu tehditleri zaten göz önüne getirdi. Fakat şu an yaptığımız gibi üretim yaparsak ve tüketime aynı şekilde devam edersek sıcaklığın 1 derece değil 6 derece artması bekleniyor. Bu da felaketin büyüklüğünün boyutunu gösteriyor. Doğal olarak hem özel şirketler hem bireysel olarak hepimiz hem de devletler artık buna bir çözüm bulmak zorunda hissediyor kendini. Yani herkesin sorumluluk alma zamanı. Biz de Daikin olarak yani hem globalde hem Türkiye olarak 2050'de nötr karbon olmak istiyoruz. Yani sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak istiyoruz. İnşallah Daikin Türkiye olarak 2050'den önce diğer ülkelerden önce de ulaşma isteğimiz var. Bütün çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Tabii ideali aslında hani önümüzdeki dönem için, insanlık için de en ideali bu. Ama bu da tabii kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte de atılması gereken adımlar var. Bu anlamda neler yapacaksınız? Mesela burada Daikin Türkiye bu raporunda şunu belirtiyor, 36 parçayı yerleştirdi. Ne demek yerleştirme ve bu yerleştirmenin nasıl katkıları var? Sadece katkısı demiyorum, nasıl katkıları var? Çünkü çok önemli aslında yerleştirme. Serdar Bey, tabii milleştirme demek ne demek? Lojistik maliyetlerin azaltılması demek. Lojistik demek daha fazla karbon ayak izi demek. Çünkü netice itibariyle hem bireysel lojistiğimiz hem şirketlerde yaptığımız bu transport dediğimiz nakliye işleri ne kadar azalırsa çevreye o kadar az karbon salınımı yaparız. O yüzden özellikle kendi bölgemizde biz Sakarya'da fabrikamız yani mümkün oldukça yakın sanayimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar az seyahat o kadar çok az karbon izi demek. Tabii sadece bununla kalmıyor. Şu an normalde bu karbon ayak izini azaltma veya sera gazı emisyonunu azaltmak için 3 kapsamda değerlendiriliyor genelde. Bu Birleşmiş Milletler'in yayınladığı kurallara göre diyeyim. Kapsam 1, kapsam 2 bütün üretiminizi kapsıyor. Yani siz üretiminizden karbon emisyonu yaymamanız lazım. Biz neredeyse %63 azalttık bir yıl içinde. Çünkü bütün çatımız 5,8 megawatt güneş panelleriyle donatıldı. Kullanım suyumuzun neredeyse %50'sini yağmur suyundan elde ediyoruz veya arıtmadan elde ediyoruz. Yani normal kullanılan suyu tekrar arıtıp tekrar kullanabiliyoruz. Ciddi derecede atığımız bitti gibi. Yani önümüzdeki sene Daikin üretim tarafında Daikin Türkiye olarak tamamen sıfır karbona geçecek. Sadece bu kapsam 1, kapsam 2 için konuşuyorum. Yani hatta ürettiğimizden fazla nasıl söyleyeyim karbon emisyonunu azaltacağız. Kapsam 1, kapsam 2 için geçerli. Bunun dışında 2020 yılı için yurt dışından temin edilen 36 farklı parçada yerleştirme projesi yürütülerek 2 milyon euro maliyet avantajı sağlanmış. Yani aslında bu hem sizin maliyetlerinizi azaltıyor hem de bu küresel iklim mücadelesinde önemli bir rol almanıza etki ediyor. Yani siz, aslında sizi bir anlamda da maliyet azaltma anlamında da bir katkısı söz konusu. Aslında bütün bu uygulamaların hepsinde dikkat edilirse bir maliyet azalması oluyor. Yani güneş panellerinin kurulması veya güneş santralleri, rüzgar santrallerinin kurulması da
bir 6-7 yıldan sonra aslında enerjinizi bedavaya getiriyorsunuz. Yani yatırımcı için de çok önemli. Sadece çevresel açıdan düşünmemek lazım. Yani ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Tabii ki üretimde millileştirme de maliyet azaltımı olarak pozitif katkıda bulunuyor. Bir de bu pandemi etkisi tedarik sorunları yaşattı. Yani birçok ülkede kapanışların olması ciddi derecede ülkeler kendi kritik parçalarını kendi bulunduğu üretim tesisine yakın üretmeye yöneldi. Daikin Türkiye'de bunu arttırarak devam ediyor millileştirme çalışmalarına. Ne kadarlık bir yerlilik var bu Şu anlamda? an biz normalde %50'nin üzerindeyiz en genelde. Yani klima için konuşuyorum. Diğer ürünlerde de arttırırız. Bazı ürünlerde %80'in üzerindeyiz. Ama bu artarak devam edecek. Çünkü bazı yatırımlarımız yüksek teknoloji gerektiriyor. Henüz yan sanayide o yüksek teknolojiye ulaşamadık. Fakat yan sanayilerimizi de birlikte geliştireceğiz. Yani Avrupa'nın hatta dünyanın, çünkü bizim üretimimiz çok kaliteli. Türk insanı mühendislik olarak belli seviyenin üzerinde. Yeter ki iyi yönlendirilsin. Birlikte hem sektörümüzü geliştireceğiz, hem yan sanayimizi geliştireceğiz, hem de ülkemize katkı sağlamaya çalışacağız. Burada fabrikanız var. Doğru değil mi? Evet. Fabrikanız var burada. İhracat yapıyor musunuz? Şu an normalde bizim satışlarımız, Daikin globalde bir Japon şirketi. Evet. Yaklaşık 30 milyar doların üzerinde, sektörün en büyüğü. Birçok ülkede yatırımı var. Yani 160 ülkenin üzerinde yerde bulunuyor. Daikin Türkiye'de bölgedeki en büyük fabrikalarından biri. EMEA bölgesi dediğimiz, hem Orta Doğu, Afrika hem de Avrupa için kilit noktalardan birinde. Doğal olarak bizim ağırlıklı şu an %55 satışımız ihracata yönelik. Ağırlıklı da Avrupa. Yani Anladım. 4 milyar 300 milyon gibi bir ciromuzu düşünürseniz bunun yaklaşık 2 milyar 400'ü ihracat şu an. İhracat iç pazardan biraz daha büyük. Tam bu noktada aslında sizin söylediklerinizden cımbızladığım birkaç tane konu var. Lojistikten bahsettiniz, ihracattan bahsettiniz, pandemi nedeniyle tedarik sorunlarından bahsettiniz. İzninizle eğer siz de izleyebiliyorsanız bir grafik aktaracağım. Onun üzerinden lütfen sohbete devam etmek isterim. Tabii ki. Şimdi son dönemde dikkat ettiyseniz özellikle hem yerli üretimin arttığı, işte Hasan Bey de söylüyor, yerliliğin ne kadar yükseldiğini söylüyor. Peki bunun nedeni ne? Şimdi Fitch bir araştırma yapıyor, bir analiz yapıyor. Fitch Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu. Türkiye diyor Avrupa'da tedarik zincirindeki değişimden en fazla kazanç elde edecek ülke konumunda diyor. Peki niye bunu söylüyor? Çünkü şimdi Türkiye'yi böyle aldığınız zaman, üstüne bir pergel koyduğunuz ve çevirdiğiniz zaman 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık bir pazara 4 saatlik uçuş mesafesinde. Ulaşım ağı olarak baktığınızda 60'tan fazla ülke ve 4,5 milyarlık nüfusluk bir yer var Türkiye'nin hinterlandında. Demir yollarına yapılan yatırımlarla birlikte. Son dönemde yapılan altyapı yatırımları, yani demir yolu, hava yolu, kara yolu, deniz yolu, tüm bu alanlarda yapılan yatırımlarla birlikte tabii bu etkili. Devam edelim. Başka neler var, avantajlar? Neden Fitch bunu söylüyor? Genç, dinamik ve kalifiye nüfusu. Hasan Bey de az önce söyledi. Üretim gücünden bahsetti. Doğru yönlendirilirse dedi. Yatırımcıya sunduğu kolaylık. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'de her türlü geminin erişebileceği limanlar. 80'i aşkın ülkeyle karşılıklı yatırımları koruyan anlaşmalar. 1225 Ar-Ge merkezi, 204'ü yabancı ve yabancı ortaklı. 89 teknokent. 350'den fazla organize sanayi bölgesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması ve 22 ülkeyle serbest ticaret anlaşması. Bunlar Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in açıklamaları. Hasan Bey, tekrar dönmek isterim size. İhracat dediniz, ihracata vurgu yaptınız. Türkiye bu dönemde siz, yani işin içinde olan biri olarak, üretici, ihracat yapan işte biri olarak, teknoloji geliştiren biri olarak, pandemi dönemiyle birlikte bu saydığım işte Fitch'in analizi, siz bunları nasıl hissediyorsunuz, neler yaşıyorsunuz? Serdar Bey, ilk dönemde, yani pandeminin ilk çıktığı dönemler diyeyim, bir tedarikte ciddi bir sallanma oldu. Özellikle biz burada üretebilsek bile Avrupa'da karşı taraf kapalı olunca, özellikle İtalya, İspanya,
mecburen ihracatlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ama bu çok geçici bir süre oldu. Özellikle aşılanma oranının hızla artması ülkemizde de çok hızlı gitti. Şu an normal çalışma, hatta birçok üründe 3 vardiya çalışılıyor. Yani şu an Türkiye'nin ciddi derecede avantajı var. Sadece Avrupa'ya yönelik avantaj değil, bizim alt taraf dediğimiz Middle East, Orta Doğu ve Afrika tarafına yönelik de ciddi ihracatımız artıyor. O yüzden şu an Türkiye kilit bir durumda. Eğer biz yani normal derecede kalifiye elemanlarımızı daha da arttırabilirsek belli ürünlerde Avrupa'da lider olabiliriz. Hatta niye dünyada lider olmayalım? Çünkü potansiyelimiz var. Yani daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Bizimle birlikte yan sanayimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Yani bu bir bütünün parçası. Peki, dolayısıyla yani yan sanayi, sizinle birlikte yan sanayinin gelişmesi, insan kaynağının gelişmesi kritik öneme sahip, bu avantajları kullanabilmek, bu avantajları devam ettirmek için. Ki görüyoruz ki üretimin Türkiye'ye doğru bir kayması da söz konusu üretim anlamında. Farklı ülkelerden, Asya'dan olsun, Avrupa'dan olsun Türkiye'ye kayması da söz konusu. Bunu görüyoruz. Peki Daikin Türkiye olarak nasıl bir yılı tamamlıyorsunuz? Büyüme anlamında, bilanço anlamında 3. çeyrek nasıl geçti? Son çeyrekle ilgili beklentileriniz neler? Şimdi tabii şöyle bakmak lazım, yatırımlar dediniz. Biz geçen sene, yani bu seneyi de kapsayacak şekilde 53 milyon dolarlık yeni yatırım yaptık. Yani merkezi sistemlerde VRV dediğimiz cihazlar, yani tek dış üniteden birçok iç üniteyi yönetme kabiliyeti olan teknolojik bir ürün. Sadece Avrupa ve Japonya'da üretiliyordu. İnşallah önümüzdeki Ocak ayında, 2020 Ocak ayında Türkiye'de üretimine başlıyoruz. Bu ürünlerin %20'si iç pazar, yine %80'i ihracata yönelik olacak. Yani 100 milyon euronun üzerinde ek bir ihracat beklentimiz var. Yine hedefimiz 2025 yılına kadar 450 milyon doların üzerinde bir ihracata ulaşmak. Tabii Daikin Türkiye çok hızlı büyüyor, yatırımlarla büyüyor. Yani kendi iş dinamikleri değil sadece, sürekli ürün arttırılıyor. Türkiye bu açıdan avantajlı. Çünkü insanımız çalışkan, gerçekten emek veriyor, üzerine ekliyor ve kaliteli ürünler çıkarabiliyoruz. Artık Avrupa'daki herhangi bir üretim merkezinden bizim hiçbir farkımız yok. Evet. Hatta bazı ürünlerde son teknolojiye yatırım yapıldığı için daha iyiyiz diyebilirim. Peki Hasan Bey, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim. Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder. Teşekkürler. Rica ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Peki, devam edelim. Şimdi tabii Türkiye'nin üretiminden bahsediyoruz. İşte Daikin Türkiye hem bir teknoloji hem iklimlendirme sektöründe. Diğer taraftan Türkiye savunma sanayinde de önemli yatırımlar, üretimler yapıyor. Dünyanın ilk lazer silahlı drone'u Eren, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girmek için gün sayıyor. A Para muhabiri Mert Hacıalioğlu bize anlatacak konuyla birlikte. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'ndayız. Yanımızda oldukça önemli sistemlerden bir tanesi var. Dünyanın ilk lazer silahlı drone'u Eren bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor ve önümüzdeki süreçte de envantere girmesi beklenmekte. Yanımızda önemli bir konumuz olacak. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizler de tesisimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanımızda Eren var. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha önce Ertuğrul olarak karada görev yapabilen sistemler geliştirilmiş, robotik sistemler. Şimdi drone ile birlikte havadan şüpheli paketlere ya da tehditlere müdahale edilecek. Eren'i bize anlatır mısınız efendim? Ne gibi özellikleri barındırıyor bünyesinde? Sizin de malumlarınız olduğu üzere Türkiye'deki bomba uzmanları olarak biz hem operasyon bölgelerinde yurt dışında hem de yurt dışında görev yapmaktayız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda da yeni teknolojilerin kazandırılması için öneriler ve teklifler sunmaktayız. Bu da Suriye'de görev yaptığımız bölgelerdeki arkadaşlardan gelen taleplerin aslında teknolojiye dönüşmüş hali. Çünkü Suriye'nin karasal şartları nedeniyle bu robotları aktif şekilde kullanmamız mümkün olmuyor. Da böyle eldeki mevcut teknolojilerin de artmasıyla ve yerli teknolojilerin geliştirilmesiyle havadan bir müdahale tarzı düşündük ve drone teknolojisiyle lazer teknolojisinin birleştirilmesinin mümkün olup olmadığını araştırdık. TÜBİTAK'taki ve özel sektördeki imkanlar doğrultusunda böyle bir drone'un mümkün olduğunu gördük.
Şu anda lazer teknolojisi hali hazırda kullanılmakta olan bir teknoloji. Drone teknolojisi de hali hazırda kullanılan bir teknoloji. Yalnız bunu kendine özel ve dünyada ilk yapan havadan lazer ünitesini ateşleyebilmek ve 2000 metre menzilde keskin atış yapabilmek olacak. Çünkü lazerler normalde çok fazla enerji gerektirdikleri için küçültülemeyen cihazlar. Biz de buradaki kullanacağımız teknolojide biz bunu küçülteceğiz. TÜBİTAK Bilgen bunun üzerinde çalışıyor. Ve aynı zamanda drone'un yarattığı mikro titreşimlerden etkilenmeyecek. Ve 2000 metreden kıl keskinliğinde atış yapabilme özelliğine sahip olacak. Burada aşağıdaki metal 2 milimetrelik çelikte gördüğünüz üzere daha önceki test atışlarımız gözükmekte. Tabi bu sabit hedefle yapılmış. Gördüğünüz üzere 2 milimetrelik çeliği deliyor. Peki bizim niye çeliğin delinmesine, yani daha doğrusu metallerin delinmesine ihtiyacımız var? Özellikle Suriye gibi operasyon bölgelerinde sivil vatandaşlar daha önceki savaşlardan kalma çok fazla askeri mühimmatla karşılaşıyor ve bunlar hem yanına gitmesi hem de müdahale etmesi çok tehlikeli cisimler. Aynı zamanda da zor cisimler. Çünkü etrafında parça tesiri oluşturması için metal kaplar oluyor genelde. Bunları delmesi zor ve uzaktan müdahalesi de bu yüzden çok riskli. Biz bu drone'la bunları uzaktan rahatça delip içindeki patlayıcı etkisiz hale getirmeyi planlıyoruz. Bunun kuşkusuz personelin güvenliği noktasında da oldukça önemli. Vatandaşın güvenliği noktasında da oldukça önemli. Testlerde hiç böyle 3 milimetrelik dediğiniz çeliği deldi. Bu tarz bir çelik denendi mi yoksa bunların kalınlığı o şekilde mi? Bunlar şöyle söyleyeyim. Bunlarda normalde dökme demir kullanılıyor. Yani çelikten çok daha kolay eriyebilen bir materyal. O yüzden eğer çeliği delebiliyorsanız bunları da kesin delebiliyorsunuz. Demir olması bunu garanti altına alıyor. Evet, menzilleri noktasında şu an itibariyle drone'un menzili nedir? Hangi noktalardan hedefe atış gerçekleştirebiliyor lazerle birlikte? Drone 12 kilometre menzile sahip olması planlanıyor. Drone'un 2 kilometreden de atış yapması planlanıyor. Aynı zamanda 15 dakika havada kalma süresi öngörüyoruz. Şu anki versiyonu zaten 8 kiloyu kaldırabilir durumda. Biz bunu 12 kiloya çıkartmak ve menzilini arttırmak istiyoruz. Bu hususta TÜBİTAK ve Asisguard'ın işbirliği var tabii ki. Onlar da bu hususta çalışmalarını sürdürüyor. Personelin ne zaman hizmetine sokulacak Eren? Biz bütün geliştirme çalışmalarının 2 sene içerisinde maksimum sonlanmasını öngörüyoruz. Ama dediğim gibi çalışmalar bizim planladığımızdan hızlı gidiyor. Belki 6 ay sonra bile biz bunu göklerde görebiliriz. Adının hikayesine de geçelim. Eren Bülbül'den geliyor sanırım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sanırım bu ismin konulması noktasında da kendisi bir görüş bildirmiş. Neler söylersin? Doğrudur. Genelde yerli ve milli hale getirdiğimiz teknolojilerde özellikle bizim için önemli olan isimleri kullanmaya çalışıyoruz. Hem onların anısını yaşatmak hem de verdiğimiz değeri göstermek için yerli ve milli teknolojilere. Biz de şehidimizin ismini Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sunduğumuzda çok hoşuna gitti ve onaylarını sundu. Biz de kendi ismini göklere çıkartmak adına Eren'in bu şekilde drone'umuza verdik. Çok teşekkür ediyorum. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu değerli görüşlerini paylaştı. Kuşkusuz önemli bir sistem. Dünyada bir ilk lazerle birlikte atış gerçekleştirecek ve hedeflerin imhasını yapacak Eren diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz Mert Hacıalioğlu'na bu özel röportaj için. Ve ekonomi notlarının sonuna geldik. Şimdi yatırım dünyasıyla karşınızda olacağız.